Mutlu günler sayın seyirciler. Yepyeni bir Mercek Altı programında daha karşınızdayız. BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tuncel'e yurt dışına çıkış yasağı da kondu. BDP ise yaptığı açıklamada Tuncel hakkında verilen bu karar hukuki değil, siyasi dedi. BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının tartışıldığı bir dönemde gelen bu karar siyasetin en önemli maddelerinden biri haline geldi. İşte biz de bu konunun detaylarını bugün bizimle bulunan BDP İstanbul Milletvekili Sayın Sebahat Tuncel ile konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tuncel. Hoş bulduk. Konuyla ilgili bir haberimiz var, hemen onu izleyelim. Ardından devam edeceğiz sayın seyirciler. Tuncel. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve... İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Salı günü görülen duruşmaya sanıklar İbrahim Tekdemir ve Milletvekili Sebahat Tuncel katılmadı. Duruşmaya Tuncel'in avukatları Ercan Kanar ve Baran Doğan geldi. Savcı Bilal Bayraktar daha önce verilen mütalalar kapsamında Tuncel'in örgüt üyesi olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Yaşam hakkı savunmasının samimiyetsizliği. Savcının esas hakkındaki görüşüne karşı savunması sorulan avukat Kanar, müvekkili hakkındaki davanın milletvekili olduğu için durdurulması gerektiğini ifade etti. Tuncel'e yönelik ciddi deliller olmadığını savunan Kanar, müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme, sanık İbrahim Tekdemir hakkında açılan davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi. Tuncel'e ise örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tuncel'e yurt dışına çıkış yasağı da kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Tuncel'in kendisine ait pasaportla yasal yollardan 12 Haziran 2004 tarihinde Habur sınır kapısından Irak-Kürdistan bölgesine geçtiği, PKK'nin 2004 yılı Temmuz ayında buradaki kamplarında yapılan kongresine katıldığı, 28 Ağustos 2004 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı, 5 Kasım 2006 günü de İstanbul Bağcılar'da yapılan bir toplantı sırasında gözaltına alındığı belirtiliyor. Barış için, çocukların ölmemesi için. Bu dava kapsamında yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Tuncel, 22 Temmuz 2007'de milletvekili seçildikten sonra 24 Temmuz 2007'de tahliye olmuştu. Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden Tuncel'in milletvekili olduğu için tahliye edilmesine savcılık itiraz edince mahkeme gerekçesini milletvekili olması nedeniyle kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin kalmamış olması şeklinde düzeltmişti. BDP ise Tuncel hakkındaki kararın hukuki değil siyasi olduğunu savundu. Bu haliyle yargı verdiği siyasi kararlarla AKP iktidarının savaş yanlısı çözümsüzlük konseptine destek vermekte, toplumsal barışı tehdit etmektedir. Bu ülkede siyasete yön verecek olan yargı sultası değil, halkın tercihleri ve siyasi talepleridir. Demokratik toplumsal muhalefeti ve halkın çözüm taleplerini, barış istemlerini hiçbir güç yargılayamaz. Siyasetçileri yargılayacak olan halktır. Ve bugün değerlendirmelerini almak üzere BDP İstanbul Milletvekili Sayın Sebahat Tuncel bizimle. Tekrar hoş geldiniz Sayın Tuncel. Şimdi dün kararla ilgili yaptığınız açıklamada kararın hukuki değil siyasi olduğunu belirttiniz. Başbakan söyledi, Yargıtay uyguladı dediniz. Şimdi öncelikle kararın zamanlamasını sormak istiyorum. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Ya tabii buradaki bir hukuksuzluğa dikkat çekmek önemli bence. Milletvekili seçildiğimde normalde işte milletvekili seçilenler dokunulmazlık alıyor. Türkiye'de son dönemde çok tartışma konusu biliyorsunuz. Evet. Hani dokunulmazlık meselesi. Birkaç defa ifade etmiştim aslında bizim dokunulmazlığımız yok zaten, yargılama devam ediyor diye. Hı hı. Dolayısıyla milletvekili seçildiğimizde ilk gerekçe milletvekili olduğumuz için çıkartıldı. Daha sonra değiştirildi bu gerekçe. Kaçma ihtimali yoktur, işte adresi bellidir diye düzeltildi. Hı hı. 6 yıldır dava devam ediyor bir şekilde bugün. Karar verildi. Tabii dokunulmazlık tartışmalarının öncesinde böyle bir karar verilmiş olması, üstelik cezayla hani ve ceza artırımı yöntemiyle, yani normal örgüt üyeliğinden ziyade bir de ceza artırımı, hani bunun gerekçeleri nedir, nasıl şeydir, muhtemelen açığa çıkacak bir karar verilmiş olması, bunun çok siyaseten alınmış bir karar olduğunu, aslında dokunulmazlık tartışması öncesi biraz zemin yoklama, aslında toplumun nabzını yoklamanın ön adımı olmuş olabilir diye düşünüyorum.
Sadece hani ceza verilmiş olsaydı belki bunu anlamak bir şekilde mümkün olabilirdi. Çünkü işte siyaseten Türkiye çok zorlandığı bir dönemdi. Hı hı. Ancak hani siyasiler üzerindeki baskıyı artırarak buradan çıkmak istiyor. İşte kaldı ki başbakan da size ifade ettiniz. İşte yargı gereğini yapacak demişti. Yargı gereğini yaptı. O konuda bir şey ama hani yurt dışı yasağıyla birlikte bunu ele almak. Hatta sadece yurt dışı yasağı değil bu ceza bittikten sonra bile hani adli kontrole tabi tutma yaklaşımı bir aslında intikam şeyini çok uyandırıyor. Yani öyle bir şey ki hani intikam alır gibi bir yaklaşım, hani hukuki bir şeyle ele alma değil bu işi. Tamamen duygularla, hani sadece bu son dönemlerde üretilen bu nefret söyleminin bir parçası olarak ele almış durumda. Umarım yani yargı gerçekten bu şey karardan döner, yanlıştan döner. Bunun Türkiye'ye hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum bu kararın. Sonuçta halk iradesinden bahsediliyor. İşte iki dönemdir milletvekili yapıyorum. Sonuçta buna karar vermesi olan, gerekli olan halkın kendisi. Yani diyelim ki gerçekten hani bu ülkede demokrasiden bahsediliyorsa, işte parlamenter sistemden bahsediliyorsa, o zaman buna da saygı duymak gerekirdi. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde böyle. Sadece aslında benim davamda değil, KCK adı altında yürütülen siyasi soykırım davalarında da böyle. Evet. Şu an cezaevinde olan arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanı ya da kadın gençlik meclis üyesi ya da yönetici arkadaşlarımızın suçu nedir ki? Yani onların suçu ve işte Kürt sorununa dair söyledikleri sözler, yaptıkları işler. Yani bunu hem sözünü söylemek hem de işte basın açıklamalarıyla, toplantılarıyla dile getirmek. Aynı nokta. Dolayısıyla kişisel bir durum olarak zaten ele almıyorum. Sadece bütün resim içerisinde bir parça, yani adım adım demokratik siyaset alanı daraltmanın bir yöntemi olarak bunu görüyorum, bu kararı. Peki Yargıtay'ın kararı onaması durumunda dokunulmazlıklarınızın kaldırılması ve cezaevine girmeniz söz konusu olabilir. Böyle bir süreç bekliyor musunuz? Dileriz olmaz, dilerim olmaz dediniz ama olursa ne olur? Yani tabii bilemiyorum. Sonuçta siyaseten yani başbakan yargıya söyledik gereğini yapacak dediğine göre, hı hı, hani benzer bir süreci Yargıtay sürecinde de beklemek mümkün. Hı hı. Çünkü Türkiye'de adalet duygumuz çok zedelendi. Yani hani adalete olan güven her geçen gün biraz daha azalıyor. İşte örneğin Şerzan Kurt'u vuran polis tahliye edilirken ya da bu ülkede tacizciler, tecavüzcüler hemen elini kolunu sallayarak çıkabilirken siyasetçiler tutuklanabiliyor. Ya da işte örneğin 3. yargı paketiyle tiplileri öldüren katiller serbest bırakılabilirken milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hala tutukluğu devam edebiliyor. Dolayısıyla yani bu çok siyasi bir durum. Dolayısıyla aslında bir kez daha biz şuna tanıklık ediyoruz. İstiklal mahkemelerinden bugüne hep söylemde şunu söylüyorduk. Yargı siyasaldır, yani yargı iktidara göre kendisini şekillendiriyor. İktidar bir baskı aracı ya da kendisini devam ettirmenin bir aracına dönüştürüyor. 12 Eylül'de de böyleydi. Türkiye son dönemlerde çok 12 Eylül'le yüzleşmekten bahsediyor. İşte Kenan Evren yargılanacak mı, yargılanmayacak mı? Mahkemeye bile götüremiyorlar, ayrı bir durum ama. Orada da mesela işte darbeyi niye yaptılar? Ülkenin geleceği için yapmışlardı. Dolayısıyla ülkenin geleceğine kastedenleri yargılıyorlardı kitlesel olarak. Şimdi bugün benzer bir durum. İşte bunlar kim? Bölücüdür, teröristtir. Dolayısıyla ne yapmak gerekir? Tutuklamak gerekir. Ya da engellemek gerekir. Yani son bir yıldır AKP hükümetinin diline bakın. Sadece AKP hükümetinin değil, CHP'nin, MHP'nin, aslında bütün iktidarıyla, muhalefetiyle dile bakın. Sürekli işte BDP blok vekillerini terörize eden, aslında nefret söylemini körükleyen, bunu toplumsal ve hatta sokağa yansımasını beraberinde getiren bir dille karşılaşıyor. Her gün başbakan işte terörle mücadele uzantılarıyla müzakere diyerek zaten sizi bir noktaya koymuş oluyor. Evet. Bu dilin bir yansıması. Yani yargı da gereğini yapıyor gerçekten. Hani sonuçta bunun uygulamasını biz görüyoruz. O açıdan yani ne olur bilemiyorum tabii. Yine de bugün bir basın toplantısında da ifade ettim. Sonuçta biz bu ülkede adaletin olmadığını biliyoruz ve adalet için mücadele ediyoruz. Bu ülkede özgürlüklerin olmadığını biliyoruz ve onun için mücadele ediyoruz. Bu ülkede eşitliğin olmadığını biliyoruz ve onun için mücadele ediyoruz. Ve bütün bunların bir sorun olduğunu, Türkiye halkları için bir sorun olduğunu, demokrasinin ancak bu alanların gerçekten
güvence altına alınmasıyla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. O açıdan bu hukuki mücadeleyi bir şekilde devam ettireceğiz. Hani sonuç olur mu olmaz mı? Hani bu sürece itiraz etmeye, Yargıtay kararını bekleme konusunda bir süreç başlatılacak. Ama mesele hukuki olmadığı için, yani bence bu süreç biraz hukukçuların sorunu artık. Ben vicdanen onların bu meseleyle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu mesele BDP'nin ya da Sebahat Tuncel'in meselesi değil yani. Bu mesele Türkiye'nin hukuk sisteminin meselesi. O zaman onlar tartışsın. Gerçekten böyle bir hukuk sistemi istiyorlarsa buna karar versinler. Sonuçta yani Sebahat Tuncel'i tutuklayarak bu iş çözülecekse ki çözülmüyor. İşte 10 bin tane arkadaşımız var. 10 bin artı 1 girmiş olacak. Bu iş çözülmüyor. Hala ölümler devam ediyor. Hala işte savaş derinleşiyor. Hala Kürtler ana dilini konuşamıyor. Ana dilinde savunma yapamıyor. Ana dilinde eğitim talep ettiği için terörist ilan ediliyor. Dolayısıyla bu mesele hani gerçekten hani benim meselemden ziyade Türkiye'nin meselesi. Bence Türkiye'deki hukukçular, anayasa profesörleri ya da diğer anlamda hani ceza hukukçuları bu meseleyi inceleyip kendileri çözmesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer gerçekten demokratik bir Türkiye, adil bir yargılamadan falan bahsediliyorsa ben daha çok bu işin siyasi boyutuyla ilgileniyorum. Peki milletvekili olarak hakkınızdaki bu karar seçmeninizde nasıl bir etki yaratıyor? Ya sonuçta şöyle bir şey, aslında bizim şahsımızda seçmeni de terörize etmiş oluyor, düşünebiliyor musunuz? İşte ben iki dönemdir bağımsız aday yöntemiyle, biliyorsunuz %10 seçim barajı nedeniyle parti olarak giremiyoruz. Aslında bu vesileyle bizim tabanımızı da, bize de oy verenleri de terörist ilan etmiş oluyorlar. Yani örgüt üyesi olmuş oluyor. Yani bunu ikili düşünmek lazım. Bir şey demek gerekiyor işte. Bu halk hani senin örgüt üyesi dediğin birini, PKK'lı dediğin birini seçti, parlamentoya gönderdi ve şu mesajı verdi aslında. Bu işi parlamentoda çöz. Demokratik siyasetin alanlarını aç ve bu iş buradan çözülsün istiyoruz. Çünkü bana mesela sadece Kürtler oy vermedi. Evet. Türkler de oy verdi. Yani bu işin yani kadınlar oy verdi. Kürt sorunu çözümünden yana olanlar oy verdi. Dolayısıyla bu bir irade yani gerçekten. Eğer başbakan sürekli övündüğü gibi Türkiye'de parlamenter sistem var, seçim var, işte sandık kuruyoruz. O zaman bu sandıkta çıkan iradeye saygı göstermesi beklenirdi. Ama başbakan bunu yapmadı. Başından beri aslında sadece beni değil, bu bizim partimize yönelik böyle bir saldırı içerisinde oldu. Ben Demokratik Toplum Partisi bağımsız girdim. Demokratik Toplum Partisi'ne geçtim. Oradan partimiz kapatıldı. Eş başkanlarımıza siyaset yasağı getirildi. Arkasından başka bir parti kurduk. Yine bağımsız adaylarla, yani tiyatro gibi bağımsız adaylarla girdik. İşte şimdi başka bir partide siyasete devam ediyoruz. Şimdi bakıyorsunuz aynı yöntem yine devam ediyor. Yani yine sandıkta çıktığın büyük bir oranla az bir durum değil yani 90-95 bin oyla hani parlamentoya geliyorsa bu ki toplamda 3,5 milyon oya sahip bir partiyse bunun iradesine saygı duymak ve bu meseleyi parlamentoda çözmek gerekiyor. Ama başbakana bakıyorsunuz açıklamalarını, işte Kandil mi diyor, meclis mi karar verin. İşte diyor ki Kandil'e gidin. Onlar dönerse işte sineği PKK'ya döner gibi nereye gideceği belli olmayan, aslında toplumu özellikle Kürtleri bir şekilde provoke eden bir söylemin içerisine girmiş durumda. Belki kendisi şöyle bir şey umut edebiliyor. Hani biz BDP'lileri döversek, hani bu kadar şey yaparsak buradan BDP blok vekilleri mücadelesinden vazgeçer, bizim saflarımıza gelir diye bekliyorsa vallahi zor bekler, çok bekler. Çünkü bu konuda biz niçin, neden mücadele ettiğimizi biliyoruz ve seçilmeden önce de halka bütün bunları söyleyerek, mesela Demokratik Özerk Kürdistan istediğimize dair sözlerimizi söyledik. İşte Kürt sorunu müzakereyle ancak mümkün olacağını, Sayın Öcalan'la bu konuda müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyledik. Ana dilde eğitim sadece Kürtlerin değil, bütün halkların talebidir. Bunun için dedik ki mücadele ediyoruz. Kadın özgürlüğü, ekolojik bir toplum. Bütün bunlar için halk bize destek verdi. Dolayısıyla bütün bunlardan vazgeçip AKP'nin kuyruğuna takılacak bir yaklaşım yok. Öyle olsaydı zaten gider AKP'de siyaset yapardık. BDP'de siyaset yapmazdık. Böyle bir beklentisi varsa boşuna bir beklenti. Yani işte bize ceza veriyorlar. Aman dokunulmazlıklarımızı kaldıracaklar. Korkalım bu işten vazgeçelim değil. Kusura bakmasınlar, halkımızın özgürlüğü o koltuklardan daha değerli bizim açımızdan. Evet. Konu hakkında Meclis Başkanı Cemil Çiçek bir açıklama yapmış Sayın Tuncel. Hemen ona bakalım istiyorum. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında verilen hapis cezasını değerlendirdi sayın seyirciler. Yargı sürecinin henüz bitmediğini vurgulayan Çiçek, bir milletvekilinin mahkum olmasından ben memnun olmam dedi.
O yargı süreci devam ediyor. Daha ilgili ağır ceza mahkemesinden verilmiş. Yargıtay'a gelecek. Biliyorsunuz ben de kural olarak devam eden davalarla ilgili konuşma yapmam. Onun için daha kesinleşmiş bir durum yok. Temenni ederiz ki bu sıkıntılar hiç yaşanmasa ülkemizde. Ama temenni etmek ayrıdır. Hayatın realitesi de başka bir şey. Evet. Hiç kimsenin bu ülkede suç işleme özgürlüğü yoktur. Hepimiz hukuka saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Elbette bir milletvekilinin mahkum olmasında meclis başkanı olarak ben memnun olmam. Onu peşine söyleyeyim. Ama hepimizin de daha sorumlu davranması gerekir. Sorunlu insanlar biz olmamalıyız. Sayın Tuncel, Sayın Çiçek'in bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii yargı süreci devam ediyor ama hani buradan önümüzü görebiliyoruz da yani Türkiye'nin içine girdiği siyasi atmosfer açısından. Kimsenin suç işleme hakkı yoktur meselesi. Tabii ki kimsenin suç işleme hakkı yoktur. Yani bu konuda hani BDP'liler suç işlesin gibi bir yaklaşımımız yok yani. Ama buradan neyi suç olarak görüyorsun meselesi önemli yani. Şimdi bizim yaptığımız bütün sözleri, yani Kürt soruna dair söylediğimiz bütün sözü, yaptığımız çalışmaları mevcut durumda suç görüyor. Yani biz de bunun suç olmadığını, bunun insan hakları meselesi, özgürlükler meselesi, demokrasi meselesi olduğunu söylüyoruz. Yani ortada bir suç durumu yok yani. Benim davam hususunda da böyle. Aslında bakıyorsunuz somut hiçbir delil yok. Bir itirafçının bir ifadesi üzerine başka deliller de olmadan. Hani bir ceza verme şeyini kendisinde görüyor. Bütün bunların nedeni de siyasi yani. Benim siyaseten durduğum noktayla alakalı bir durum. Yani ya da BDP'lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmasının nedeni de bu. Yani durduğumuz noktayı hani hak ve özgürlükler meselesinde Kürt halkının özgürlüğü, Türkiye halklarıyla eşit ve özgür yurttaşlık temelinde bir arada yaşama talebini bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti suç sayıyor. Mesela nerede suç? Anayasada suç. Anayasanın işte 1924'ten bugüne Türkiye'de yaşayan herkesi Türk gören bir zihniyetle hazırlanan bu anayasa zaten benim Kürt olmam bile suç sayıyor yani. İşte kendime Arap dememi, Laz dememi, Çerkez dememi bile suç sayıyor. Çünkü Türkiye'de yaşayan herkes Türktür diyor. Ana dilde eğitim talebimi suç sayıyor. Dolayısıyla bu çok genel bir şey. Yani bunun üzerinden şöyle bir şey algı yaratılmaya çalışıyor. Buna itiraz ediyorum. Sanki yani BDP'liler suç işliyor. Bu suçu da kabul edilmesini bekliyor gibi. Değil öyle bir şey. Yani varsa gerçekten hani suç meselesi. Ama bizim itirazımız burada siyaseten zaten bizim savunduğumuz şeyler bunlar suç olamaz. Demokrasinin meselesi, özgürlüklerin meselesi dediğimiz için. Diğer bir konu yargı süreci gerçekten umarım yani doğru işler. Bir de şöyle bir durum var. Hani mesela bir milletvekili parlamentoda siyaset yapan parlamentonun üyesi bir milletvekiline böyle bir ceza vermiş olmak parlamentonun itibarı açısından da problemli. Düşünün yani parlamentoda çalışma yürüten bu halk için diyelim ki bu halkın vekilliğini orada sürdüren, onun için çalışan birisini siz örgüt üyesi olarak tanımlıyorsunuz ve buradan bir şey çıkartıyorsunuz. Bu parlamentonun itibarını zedeleyen bir durum. Oysa olması gereken şey burada hukuken eşitlik olmasıydı. Nasıl diğer milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı aldılar yani davaları durduruldu. Bizde de uygulanması gereken süreç buydu ama uygulamadılar bunu. Çok zorlama bir şeyle 14. maddeye atıfta bulunarak bunu yaptılar. Süreci devam ettirdiler. Dolayısıyla bu meselenin sorumluluğu da aslında kendilerinde. İşte bir demokrasinin kılıcı gibi başımızda sallandırıyorlar. İstediğim zaman kullanırım, istediğim zaman kullanmam gibi. Yani dediğim gibi bu konuda insan söz de bulamıyor. Sonuçta bizim mücadelemiz devam edecek. Yani o konuda hani bu yasa dolayısıyla aman üzüldük, darıldık işte diye bir durum yok. Bu mücadele devam edecek. Yani. Peki CHP'nin, MHP'nin ve AK Parti'nin dokunulmazlıklarınızla ilgili tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Tuncel? Yani MHP başından beri zaten dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda bir tavır içerisinde. Özellikle BDP'lilerin parlamentodan atılması gerektiği üzerinden bir yaklaşım. CHP ile AKP anlaşmış gibi görünüyor. Yani demokratik siyaset alanını tıkama, Kürtleri demokratik siyasetin dışında itme konusunda bir kararlılığa sahip. CHP bu konuda daha bir tavır, işte bütün dokunulmazlıkları kaldıralım diye bir ifade etti ama şöyle bir şey duymadık. Hani yani parlamenter sistem
sistem içerisinde gerçekten demokratik siyasetin, Kürtleri demokratik siyasetin dışına itersek bu sorun nereye gidecek? Gerçekten savaş, çatışma yetmedi mi? Bu kadar ölüm, işte daha bugün bile ölümleri konuşuyoruz. Evet. Her gün insanlar ölüyor. Dolayısıyla barış için demokratik siyasetin kanallarını tıkamak değil, açmak gerekir gibi bir söz duymadık. Aksine mesela CHP bu süreçte AKP'ye soldan destek veren, hani aslında destek vermiyormuş gibi söylemler yapıp pratiğinde çok da destek veren bir noktada. Örneğin işte Oslo görüşmeleri meselesinde dün protokolleri açıkladılar. Şimdi mesela protokolleri açıklarken biz şu soruyu beklerdik CHP'den. Neden bunun gereğini yapmadı? Bu yapılmayacak şeyler mi? Yani bu, mesela bugün KCK operasyonlarını herkes eleştiriyor. Orada KCK operasyonları tutuklananların serbest bırakılması gibi bir bölüm var. Yani diyelim ki savaş bitecekse neden bu diyalog ve müzakere kesildi? Neden İmralı'da Sayın Hocalar üzerindeki tecrit politikasını hala devam ettiriyorsunuz sorularını duymadık. Daha çok hani AKP'yi sıkıştırmak, niye görüştünüz, niye böyle şey yaptınız gibi bir yaklaşım. Yine dokunulmazlıklar meselesinde de biraz önce söylediğim gibi hayır bu mesele yanlıştır. Yani BDP'ye dokunulmazlığın kaldırılması Türkiye'yi daha derin bir yere götürür. O zaman hani bu sorunu çözecek, bu sorun da diyalog kuracak kimse bulamazsınız söylemi yerine efendim hepsini kaldıralım gibi. Yani genel bir söylem, daha ne dediğini net olarak bilemeyen bir noktada davranıyorlar. Dolayısıyla ben CHP'ye bunu çok yakıştıramıyorum gerçekten. Eğer gerçekten hani sadece politik olarak, yani pragmatist olarak baksalar bile, hani AKP'yi alt etme, kendisi iktidara gelme konusunda bile daha net bir tutum almaları gerekir. Çünkü bu ülkede baksınlar tarihten bugüne, kim Kürt sorununa dair, sorun çözeceğine dair bir imaj yaratmış ya da bu konuda söz söylemiş, o iktidara gelmiştir. Gereğini yapmamıştır, geri gitmiştir. Yani bu AKP de bugün iktidara gelirken değil mi? Başbakan 2005'te Diyarbakır'da dedi ki Kürt sorunu vardır, benim de sorunumdur. Türkiye kendi gerçeğiyle yüzleşmelidir. İkinci dönemde de iktidara geldi. Ama şimdi mesela Kürt sorunu benim için bitmiştir diyerek Hakkari'de başka bir süreci başlattı. Mesela o günden bugüne Türkiye'de savaş, çatışma daha da derinleşti. Yani yüzlerce insan yaşamını yitirdi. Evet. Şimdi dolayısıyla CHP buradan bile baksa, hani Kürt sorununa dair eğer iktidar olmak istiyorsa doğru, net bir tavır onu geliştirecek. Ama hala 89 raporunda kalmışlar. 89'dan bugüne dünya değişti, Orta Doğu değişti, Türkiye değişti. İşte Orta Doğu'da dengeler yeniden yerinde oynuyor. Ama hala mesela CHP'de gerçekten Kürt sorunu çözümüne dair somut bir yaklaşım yok. Ana dilde eğitim konusunda. İşte başbakan diyor ki o kadar da değil, ana dilde eğitim veremeyiz. CHP diyor ki ana dilde eğitim böler. Yani ikisinin birbirinden farkı yok. Hani MHP'yi de daha ayrı bir noktaya koyuyorum. Hani MHP kendi durduğu noktada belki ilkeli duruyor. İşte Kürtlere karşı bu ülkede yaşayan herkesi Türk görüyor. Milliyetçi bir cepheden bakıyor. Hani onu tamamen dışında tutarak. Dolayısıyla bu aslında üçü de el birliğiyle Türkiye'yi karanlığa götürüyorlar yani. Bunun karşısında duran tek bir güç var, blok. Yani işte emek, demokrasi ve özgürlük bloğu. Bunu da bir şekilde yıpratma, işte dokunulmazlık tartışmasıyla mücadelesine geri adım attırmaya, yani tek muhalefet, ana muhalefet olan BDP'yi de siyaset dışına itmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye'yi tehlikeli bir noktaya götürür diye düşünüyorum. Başka bir yer değil diyorsunuz. Evet. Peki sizce hükümet nihai anlamda BDP için nasıl bir politika izliyor Sayın Tuncel? Ya doğrusu çok anlayabilmiş değilim. Her gün yeni bir açıklamalar yapılıyor. Yani ben hükümetin akılcı bir süreç işlesi, BDP tek diyalog kuracağı kapının BDP olduğunu düşünüyorum. Yani süreçte Kürt sorunu çözümü konusunda gerçekten sonuçta daha çok Kürtlerden oy almış, Kürtlerin temsili olan bir partiyle bir bağ kurmak, diyalog kurmak önemli. Mesela daha önce başbakan demişti arada bir ip kalsa iyi olur falan. Ben o zaman da değerlendirmiştim, dedim bu ipi boynumuza dolamak için başbakan bırakıyor yani bu işi çözmek için falan değil ki öyle çıktı yani gerçekten işte bu dokunulmazlık tartışması ya da yargıya söyledik gereğini yapacak gibi. Oysa yapması gereken şey BDP'yi Kürt sorunu çözümünde bir muhatap olarak kabul edip bu süreci birlikte işletmektir. Yani parlamentoda bu işi çözeceksek, yeni anayasa tartışmaları varsa, yeni anayasa yazılıyorsa en makul yöntem budur.
Ama anlaşılan o ki AKP BDP'yi döverek bu süreçten çıkmak istiyor. Daha milliyetçi cepheye söz söyleyerek işte buradan özellikle yerel seçimlere kadar da bir süreci götürüp yerel seçimlerde başarılı çıkmaya çalışıyor. Ama bu politikayla yerel seçimlerde başarılı olması mümkün değil. Buradan da işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başbakan, cumhurbaşkanı olmak istiyor. Böyle bir süreç örmeye çalışıyor. Ama bu planın tutacağını zannetmiyorum. Yani yol yakınken AKP'nin bundan dönmesi gerekir. Yani eğer bu sorun çözmezse gerçekten kendisi çözülür. Kaldı ki anketlerden AKP'nin baş aşağı gittiğine dair bazı veriler var. Onların biliyorsunuz paraları çok durmadan anket yapıyorlar. Başbakan anketlere yönelik konuşuyor. Bu anketler önümüzdeki dönem daha da aşağı çekeceğini düşünüyorum. Bir de diğer bir konu, yani aslında Türkiye cephesinden bakarsak da durum vahim. Yani şimdi AKP tabii ki Kürtleri vurarak Türkiye kamuoyunu da oyalıyor. Mesela 4+4 sisteminde ciddi anlamda tepki var yani. Mesela Milli Eğitim Bakanı bu konuda söyledi, işte asimilasyona dair bir politikalar olduğunu, özellikle Alevi Kürtlere yönelik bir politik yaklaşımların olduğunu ifade etti. Mesela herkes tepki gösteriyor. Evet. 4+4'ü kabul etmediğini ifade ediyor. Eğitim sistemindeki bu değişiklikleri reddediyor. Mesela bunu tartışamıyoruz. Gerçekten nereye götürecek Türkiye'yi? İkincisi mesela değil mi, emekçiler üzerinde çok yoğun bir baskı var. Bu baskıları konuşamıyoruz. Mesela diyeyim ki demokratik muhalefet üzerinde büyük bir baskı var. Mesela bunları konuşamıyoruz. Yani çünkü sadece Kürt meselesi, ölümler olduğunda doğal olarak Türkiye'nin bu sorunlarını konuşamıyorsunuz. Dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye yansımaları olacağı tartışılıyor. Her gün insanlar işten çıkartılıyor. Yani hak ve özgürlük mücadelesi verenlerin emekleri karşılaştığı sorunlar çok daha fazla. Mesela bunları da konuşamıyoruz. Türkiye nereye gidiyor meselesini konuşamıyoruz. Çünkü AKP bir şekilde aslında Kürt sorunuyla ya da PKK ile bunların da üzerine örtüyor. Yani ciddi anlamda örneğin Alevilerin çok büyük rahatsızlığı var bu ülkede. Nereye gidiyor? Her gün Alevilere yönelik saldırılar var, linç kültürü var. İnsanlar birbirinden daha çok ayrışıyor. Mesela bunları konuşamıyoruz. Yani Kürt sorunu meselesini konuşurken Kürt sorunu aslında bazı sorunların da üzerine örtüyor yani. AKP bir şekilde bunun için de Kürt sorununu kullanıyor. Diğer bir konu, yalan söylüyor Türkiye toplumuna. Yani her gün onlarca insan yaşamını yitiriyor. Ölüm sayılarının daha çok olduğunu söylüyor ama başbakan çıkıp çok fütursuzca işte şu kadar da PKK'li öldürdü. Mesela kaç tane öldüğü meselesi mi? Yani bu kadar sorumsuz bir yaklaşım kabul edilebilir mi? Oysa biz diyoruz ki insanlar ölmesin yani. Asker, gerilla yaşamını yitirmesin yani. Sivil, polis neyse. Şimdi devletin sorumluluğu ne kadar öldürdüğüyle övünmek değildir. Devletin sorumluluğu ölümler olmasın diye ne yapacağıdır. Ama mesela bakıyorsunuz böyle bir durum da yok. Yani Kürt sorununda da çok daha kötü bir duruma gidiyor. Yani özellikle bize çok öfkeleniyor. İşte Şemdinli'de de neler oluyor gösterdiğimiz için. İşte eş başkanımıza soruşturma açtılar. Bizim dokunmazlıklarımızı kaldırma üzerinde tartışmalar yürütüyorlar. Ama bir gerçek var. Şemdinli'de işte dün Bingöl'de yaşananları nasıl gizleyeceksiniz yani? Gizleyemeyeceksiniz. O zaman ya bu işi çözeceksiniz ya çözüleceksiniz. Dolayısıyla zor bir dönem yaşıyor Türkiye ama demokratik kamuoyunu bu soruları daha çok sorması lazım. Bu mesele sadece Kürtlerin meselesi değil gerçekten. Bu sorun çözülmediği sürece işte batıda sokaklara yansıyan bir durum var. Etnik çatışmaya götürecek. Şimdi etnik çatışma Allah göstermesin böyle bir durum yaşandığında İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde neler yaşanabileceğini göz önüne bile getirmek istemiyorum yani. Peki bu nasıl oluyor, bu ülkeyi yönetenler bunları düşünmeden bu kadar pervasız bir siyaset yürütüyor? Doğrusu aklım almıyor yani. Peki Kürt sorunun çözümü konusunda BDP müzakerelere katılır mı? Bir aktör olmayı kabul eder mi? Tabii başından beri bunu ifade ettik. Yani Kürt sorunun taraflarından birisi biziz yani. Tabii Kürt sorunu böyle bazen şöyle bir tartışma yürütüyorlar. İşte efendim muhatap sorunu var. Kimi muhatap alacağımız belli değil. İşte BDP'de kiminle hareket ediyor belli değil. İşte PKK'yı muhatap alacağız, BDP'yi mi işte Sayın Hocalar'ın muhatap alacağız belli değil. Bunun da hepsi hikaye yani. Herkesin muhatap olduğu bir şey var. Mesela parlamenter zeminde BDP muhataptır Kürt sorunu çözümü konusunda. Savaşın bitmesi, Kürtlerin hak ve özgürlüklerinin yasal ve anayasal
anayasal güvenceye kavuşması bunun zeminini hazırlayacak olan BDP'dir. Parlamenter zeminde. Dolayısıyla BDP bütün bu konularda muhataptır. Ama siz savaşı tamamen ortadan kaldırmasını istiyorsanız, silahların devre dışında çıkmasını istiyorsanız bu konuda PKK ve Sayın Öcalan'la da müzakere geliştirmek durumundasınız. Yani biri birinin yerine geçen bir durum mümkün değil. Yani hani BDP'ye sen PKK'nin yerine geç, PKK adına bize karar ver demesi çözümsüzlükten başka bir şey değildir. Ya da işte PKK gelip BDP adına konuşması mümkün değil. Bunlar bence doğru anlatılması gerekiyor. Toplumda da böyle bir şey algı oluşuyor çünkü. Yani aynılaştırınca bu nereye kadar BDP'nin rolü, nereye kadar işte bu sorunu geliştireceğiz gibi tartışmalar var. Dolayısıyla BDP başından beri yani sadece bu dönemde değil, Demokratik Toplum Partisi'nin döneminde de ifade etmiştik. Biz Kürt sorunu muhataplarından biriyiz ve görevden kaçmıyoruz, sorumluluktan kaçmıyoruz. Peki BDP'nin muhatap alınmasına dair bir işaret var mı? Yani şu an itibariyle yok. Bu kadar hani baskı uyguladığınız, terörist ilan ettiğiniz ya da her gün üyelerini tutukladığınız, her gün üyelerine baskı uyguladığınız bir yapıdan nasıl bir muhataplık yaratacaksınız? Doğrusu bunu devletin yapması gerekiyor, düşünmesi, AKP'lilerin düşünmesi gerekiyor. Yani bu kadar belki de konuşacak kimse bulamayacak AKP yani. Şimdi yani BDP diyor biz bu işe hazırız. Dolayısıyla sorunların çözümü konusunda çünkü bizim varlık gerekçemiz de bu. Yani biz Kürt sorunu çözümü konusunda söz verdik halklarımıza, dedik bunun için uğraşacağız, bunun için çalışacağız. O yüzden bizim mesela dokunulmazlık dosyalarımızın hepsi bu konuyla ilgili yani. Bir tane başka şeyle olmaz. Onda diğerlerinki işte ranttır, bilmem ihaleye fesat karıştırma başka meselelerden. Bizimkilerin hepsi tam da bu söylediğimiz düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında yer alabilecek konular. Dolayısıyla bu muhataplık meselesini bence AKP'nin karar vermesi gerekiyor. Terörist dediği bir halkla nasıl yaşayacak? Teröristici bir şeyle partiyle nasıl diyalog kuracak? Bu onların düşünmesi gereken bir şey. Biz de tam da bu dilin yani bu nefret dilinin bu şeyi tamamen koparan, ilişkiyi, diyaloğu tamamen koparan dilden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bir açıklaması oldu. MİT PKK ile görüşüyor olabilir şeklinde. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi burada da şöyle bir kaçamak şey var. Yani başbakan da aslında işte MİT'tir, şeyle de görüşür, işte yapılan görüşmeler konusunda hani direkt sahiplenmedi. MİT üzerinden ifade etti. MİT kimin adına görüşüyor yani görüşüyorsa. Bugün işte İmralı'da yapılan görüşmeler, Oslo'da yapılan görüşmeler siyasi iktidarın şeyi olmadan hani başbakan kaldı ki bunu aslında şeyle üstlendi. Hakan Fidan'ı Hikmet Fidan'ı Hakan Fidan'ı ben gönderdim diye sahiplendi MİT müsteşarını. Demek ki siyasi irade var yani onun şeyi olmadan böylesi bir görüşme mümkün değildi. Şimdi buradan çıkıp hani siyasi sorumluluğu üstesine almadan MİT görüştü, yok işte genelkurmay görüştü, yok şu görüştü falan gibi yaklaşım çözümsüzlükte ısrarın bir şeyidir. Bence AKP hükümeti şunu demelidir. Evet bu Oslo görüşmeleri doğruydu. İmralı'da yapılan görüşmeler doğruydu. Biz buna devam edeceğiz. Çünkü barış için biz bunu yapmak durumundayız. Eğer barışmak istiyorsak, birlikte yaşamak istiyorsak bu süreç başlatılmalıdır. Böyle bir siyasi irade olmadığı sürece böyle kaçamak cevaplar, kim kiminle görüştü, işte devlet şununla da görüşür falan diye. Hani bu bir istihbarat meselesi değil ki. PKK bir istihbarat konusu değil yani. Hani PKK var mıdır yok mudur, böyle bir örgüt var mı yok mu tartışması yok. Böyle bir örgüt var, kendisini deklare ediyor. Yani 30 yıldır bu örgütle bir devlet bir şekilde savaşıyor, çatışıyor. Dolayısıyla hani istihbarati bir sorun değil bu. Bu sorun tam da şöyle bir sorun. Yani biz bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Dolayısıyla bu konuda MİT'in yapabileceği bir şey yok. Hani devlet hani orayı görevlendirir, oradan siyasi bir temsilci yapar ki bence hani daha siyaseten bir temsil, parlamento grubunu temsil eden dört parti de çünkü bu mesele sadece AKP'nin meselesi de değil. En azından parlamentoda da grubu bulan bir heyetle bu görüşmeler yapılırsa daha sağlıklı olur ama yok şimdi. O yüzden de hani Bülent Arınç da doğrusu her gün bir açıklama yapıyor. Bilemiyorum yani onu ne dediğini. Bir gün öyle diyor, bir gün böyle diyor. Dolayısıyla Bülent Arınç hükümetin şeyini temsil ediyor mu çok emin değilim. Ya da hükümet arasında içindeki bu hangi kanadı temsil ediyor onu da bilemiyorum yani. Çünkü orada da fazla kanatlar var. Böyle seçimde yaklaştıkça sanırım kendi içlerindeki tartışma da derinleşiyor. O açıdan çok gerçekçi gelmiyor bana bu söz. Hani işte görüşebilir. Görüşebilir de niye görüşecek yani MİT'le? Siyasi bir irade olmadan çözüm şey yapmayacaksa niye görüşsün yani?
Sayın Tuncel, bu konuyla ilgili bir başka detay var. Hemen onunla ilgili haber ve ardından telefon bağlantımız olacak. Sohbetimize sonra devam edeceğiz. Galatasaray Üniversitesi yönetimi daha önce ev sahipliği yapacağını duyurdu. Cinsiyet eşitliğinin inşası başlıklı sempozyumdan desteğini çekti. Rektörlüğün kararının nedeni ise BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'in sempozyumda konuşmacı olmasıydı. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 5-6 Ekim'de düzenleneceği açıklanan Cinsiyet Eşitliğinin İnşası Sempozyumu, BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'in aldığı hapis cezasıyla zora girdi. Galatasaray Üniversitesi yönetimi, Tuncel'in programdan çıkarılmasını istedi. Organizatörler tarafından talebi reddedilen rektörlük, ev sahipliğinden çekildi. Cinsiyet Eşitliğinin İnşası Sempozyumuna, akademisyen ve aktivistlerin yanı sıra, BDP, AK Parti ve CHP'den de kadın siyasetçiler konuşmacı olarak davet edilmişti. Üniversitenin kararı üzerine sempozyum organizatörleri, etkinliği Sabahat Tuncel ile birlikte kabul edecek yeni bir mekan arıyorlar. Öte yandan yaşananlar Galatasaray Üniversitesi'nin Sabahat Tuncel'le ilk sınavı değildi. Daha önce Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül'ün tahliye edildiği gün, üniversiteye misafir olan Sabahat Tuncel'den rahatsız olan rektörlük, Tuncel'le birlikte okulda görülen öğretim üyelerini uyarmıştı. Ve konuyla ilgili olarak şimdi telefon attığımızda bu sempozyumun organizatörlerinden Finmor Kadın Kooperatifi üyesi Melek Özman bulunuyor. Sayın Özman, hoş geldiniz İMC'ye. Merhaba. Öncelikle sempozyumda Sayın Tuncel'le ilgili yaşanan bu tartışmayı sizden dinleyebilir miyiz? Neden ve nasıl oldu üniversitenin bu kararı? Aynı zamanda kararı nasıl değerlendirdiğinizi de sormak istiyorum. Tabii ki. Aslında konferans katılımcılarını biz konferans programını üniversiteye vermiştik. Gerektiği için değil ama bütün detayları bilsinler diye bütün davet ettiğimiz katılımcıların isimlerini de vermiştik. Yani örneğin Sabahat Tuncel'in bu konferansta konuşmacı olduğu 2 ay önceden biliniyordu ve onaylanmıştı. Bizim tahminimiz son yargı kararının bahane edildi. Çünkü dün bizi rektörlük arayarak Sabahat Tuncel'i konuşmacılardan çıkarmamızı istedi. Biz ne münasebet diyerek böyle bir şey söz konusu olmayacağını söyledik. Sonunda iptal ederiz gibi bir baskıya varınca hiç biz de buyurun iptal edin dedik ve ettiler. Yaşananlar böyle. Dolayısıyla biz başka bir yer arıyoruz ama yer bulmakla ilgili bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük ihtimalle yerimiz rezerve edildi. Başka üniversitelerden davet geldi. Yani yer sorunumuz olmayacak ama başka bir sorun var konuşmamız gereken. Aslında 2 sorun var. Bir tanesi Sabahat Tuncel'e yönelik ayrımcılık. Bu yapılan ayrımcılığın kendisini sorun ediyoruz ve kınadık zaten bugün. Mor Çatı ve Kader'in de desteğiyle yapılıyor konferans. Beraber kınadık. Çünkü bu çok açık bir ayrımcılık. Çok açık bir şiddet aslında. Dolayısıyla üniversite rektörlüğünün yaptığı ciddi bir sorun. Bir başka sorun daha var. Sabahat Tuncel, başka herhangi bir vekil, bilmiyorum yani başka bambaşka bir siyasi tablo hayal edelim. AKP'den vesaire milletvekili üniversite için sorun olabilirdi mesela. Hiçbir durumda bir konferansı iptal edemezler. Temasın cinsiyet eşitliği olan bir konferansı iptal edemezler. Her tür şiddet içeren tavrın, ayrımcı tavrın hemen elemine ettiği bir konu çünkü cinsiyet eşitliği. Her an vazgeçilir bir konu. Bu da ayrıca bizi üzüyor. Peki, çok teşekkür. Çünkü önemli bir konu cinsiyet eşitliğini tartışıyor olmamız. Her ne siyasi kaygıları, duruşları, tavırları olursa olsun buna feda etmemeliydiler. Bu bir yanı ama diğer yanı da yapılan bu açık ayrımcılığı kınayarak tabii ki yani konferansı nerede yapacağız, ne nasıl olacak gibi kaygıları hiç düşünmeden de zaten buyurun iptal edin dedik sonuçta. Peki Sayın Özman, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katıldığınız için. Finmor Kadın Kooperatifi üyesi Sayın Melek Özman'ın değerlendirmelerini aldık. Sayın Tuncel, bu sempozyumla ilgili görüşlerinizi de almak istiyorum. Üniversitenin bu kararını nasıl yorumluyorsunuz? Ya aslında bu bize yönelik ilk ayrımcı politika değil aslında. Çok fazla karşılaştık. Yani seçim döneminde de yine İstanbul Üniversitesi'nin bir kampüsüne alınmadık Sırrı Süreyya ile birlikte. Daha başka yerlerde de. Sadece burada değil, toplumsal alanda. Çünkü bu kullanılan nefret dili, nefret söylemi sokağa çok yansıyor. Okullara yansıyor. Diyeyim ki ciddi anlamda mesela BDP'li arkadaşların ya da Kürtlerin çocukları, diyeyim ki sokakta, okullarda bu ayrımcılığı çok fazla yaşıyorlar.
Bize yönelik de, hani milletvekili olsanız bile fark etmiyor. Doğrusu ben akademik olarak, yani gerçekten bilimsel bir mekan olması gereken, her türlü düşüncenin, görüşünün tartışılması gerektiği bir mekanda, kaldı ki kendi sorumlulukları yok. Yani sorumluluk işte bu şeyi organize eden arkadaşlara ait. Bir şeyde bile bir tartışma yürütmek kabul edilebilir bir nokta değil. Daha önce de mesela biz gençlerin düzenlediği bu Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi'nin yine kadına yönelik şiddet konusunda İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde düzenlemek istedikleri bir şeye gittiğimizde de, o zaman hani siz girebilirsiniz ama öğrenciler giremez gibi bir tartışmayla karşılaşmıştık. Orada da gördük. Daha sonra oranın öğretim görevlilerinden birisi beni aradı. Dedi ki ya kusura bakmayın, işte ben de o heyetteydim ama size işte izin veremedik. Böyle bir baskı durumu var. Yani bunun şeyle, hani mahkemeyle, cezayla çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Gündemleşince tabii biraz şey gelişiyor. Şimdi Türkiye'de çünkü basın yarışa girmiş durumda. Akademisyenler yarışa girmiş durumda. Ben daha milliyetçiyim. Ben daha AKP'nin yanındayım. Evet. Çünkü AKP'nin yanında olmayanlar bir şekilde işte yaşamlarını başka mekanlarda sürdürmek zorunda kalıyor. İşten atılıyor. İşte Büşra Hoca'nın yaşadığı durum, akademisyen işte hani BDP ile sırf Kürt halkının yanında olduğu için cezalandırıldı, cezaevinde kaldı. Ya da işte Ayşe Berktay hala cezaevinde. Ya da Tuzcuoğlu, yani diyelim ki Kürt çocuklarıyla ilgilendiği için. Dolayısıyla bu meselelere böyle bakıyor. Yani o yüzden daha milliyetçi olduğunu, AKP'ye daha cici görünmek için muhtemelen önümüzdeki dönem siyaset yapma falan niyeti de varsa, yerel seçimler işte şey olabiliyor. Böyle bir yaklaşım. Ama bundan vahim bir durum var bence son dönemde. Özellikle BDP'li kadın vekillere yönelik bir cinsiyetçi dil. Yani özellikle bu işte Şemdinli'de yaşanan karşılaşmadan sonra İdris Naim Şahin'den tutun Bülent Arıncı'na kadar, hatta başbakanına kadar kullandıkları bu cinsiyetçi dil kabul edilebilir bir nokta değil yani. Ya da işte biz onları kadın görmüyoruz ya da gibi yaklaşımları. Aslında bu özünde kadın özgürlük mücadelesine yönelik bir saldırıdır yani. Erkek dilidir. Biz bunu her defasında böyle görüyoruz. Şimdi mesela Kürt sorunuyla bağlantılı konuşulduğu için bazıları bunu görmüyor yani. Aslında burada kadına yönelik bir saldırı var. Bir yandan işte başbakan 3 çocuk yapın, yok olmadı 5 çocuk. İşte kürtaj tartışmaları, sezeryan tartışmaları. Bir yandan aileye, kadını ailenin içerisinde kapatan politikaları. Buna karşı olan kim var? İşte BDP'li, çünkü BDP kadınların özgürlüğünden bahsediyor. Eşit temsili savunuyor. Eş başkanlıkta bir kadın bir erkek var. %40 cinsiyet kotası var. Kadınlar özgün örgütleniyor. Cinsiyetçi politikalara karşı mücadele ediyor. Bu konuda taviz vermiyor. Dolayısıyla onların kadın profiline, yaratmak istedikleri topluma çok ters. Onların yaratmak istedikleri profilde kadın evinde oturacak, eşine yemek yapacak, çocuklarına bakacak. Onu erkek isterse istediği kadar sosyal alanda dışarıda çalışabilecek ya da siyaset yapabilecek. Ama BDP'li kadınlar bunu tamamen yerle bir etti. Kadınların siyaset yapabileceğini, belediye başkanlığı yapabileceğini, hatta daha iyi yapabileceğini, kadın olmanın ikinci sınıf olmayı gerektirmediğini, aslında kadınların toplumu değiştirip dönüştürdüğünü gösterdikleri için bu mesele aslında ideolojik bir mesele. Yani BDP'li kadınlara yönelik bu nefret dili, nefret söylemi bunun getirdiği bir şey. Yani bu cinsiyetçi söylemleri, hani bir kızmışlar BDP, yani Kürt sorunu öyle değil. Bu dil tam da cinsiyetçi bir dil. Erkek egemen sistemin kendi ayakları altında bu zeminin kaymasından, ürktüklerinden kaynaklı. Çünkü Kürt kadınlarını gören, hani Türkiye'li kadınlar da evet mümkün, demek ki kadınlar da kendileri siyaset yapabiliyor erkeklere ihtiyaç duymadan. Hatta erkekle kıran kırana savaş yürüterek, çatışma bunun mücadelesini yürüterek yapabiliyor. Sonuçta biz BDP'li vekiller olarak aynı zamanda kendi yoldaşlarımıza, erkek yoldaşlarımıza karşı da her gün günlük mücadele içerisindeyiz. Sadece mesele değil, birlikte yeni bir toplum. Onlar da değişiyor. Şimdi onlar bu değişimi gördüğü için bunu engellemek, çünkü kendi toplum, tasavvur ettikleri toplum karşı gerçekten özgürlükçü bir yapı var. Kadınların temel olarak kadın erkek eşitliğine inanan bir yapı var. İşte başbakan diyor ya, kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Saldırıların nedeni ideolojiktir o açıdan. Yani BDP'li kadınlara yönelik saldırılar özünde hani sadece
tabii ki politiktir. Yani sonuçta biz feministler hep şunu söyledik. Yani özel alan politiktir. Yani kadına dair her şey politiktir. Bu politik meseleye böyle müdahale etme, aslında kadın özgürlük mücadelesinin önünü kesmeye yönelik bazı yaklaşımlar var. Bugün mesela Cemil Çiçek'in de sanırım benzer bir yaklaşım olmuş. İşte PKK'nın üçte biri kadın, işte kadınlar şey yapmazlarsa. Biraz kadın üzerinden cinsiyetçi bir dili getirerek hem kadınlara yönelik baskıyı, saldırıyı artırıp kadınların sokağa çıkmasını engellemek, kadınların siyaset yapmasını engellemeye yönelik. Hem de bu vesileyle geleneksel bir söz var. Önce kadınları vurun. Kadınları vurarak Kürt halkına, özgürlük mücadelesine buradan darbelemeye çalışıyorlar. Ama kadınlar çok deneyimli. Yani biz onlarca yıldır bunun mücadelesini yürütüyoruz. O açıdan ben AKP'li milletvekillerin, başbakan dahil olmak üzere, hatta Fatma Şahin'in bu milliyetçi, cinsiyetçi dilin dönüp kendilerini vuracaklarını düşünüyorum. Peki Sayın Tuncel, son olarak süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. BDP nasıl bir siyaset politikası izleyecek bütün bu yaşananlardan sonra ve muhatap olarak alınmak için bir çaba harcayacak mı Kürt sorununun çözümü konusunda? Ya bence Barış ve Demokrasi Partisi çok zor koşullardan gelerek siyaset yapıyor. Yani Türkiye'nin hani demokratik siyaset tarihine baktığımızda ilk işte 90'lı yıllarda bir DEP deneyimi var. Milletvekilleri o zaman SHP ile ittifak yapıp parlamentoya girdiler. Orada Kürtçe konuştukları için, sadece Kürtçe selamladıkları için işte cezaevine gittiler. 10 yıl ara verildi. 16 yıl aradan sonra Kürtler tekrar bu defa bağımsız adaylar yöntemiyle demokratik zemini, parlamenter zemini zorladı. Ve 6 yıldır da parlamenter zeminde Kürt sorunu çözümü, Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda mücadele etmeye çalışıyoruz. Bir yandan hani Kürt halkının hak ve özgürlük mücadelesini yürütürken bir yandan da Türkiye halkına bu işi doğru anlatmaya, yani bu mücadelenin bizi bölmeyeceğini, asıl bu inkar eden, yok sayan anlayışın bizi böleceğini, zaten duyguda böldüğünü ifade ediyor. İşte bu anlamda anayasa tartışmalarına tam da buradan baktık. Mesela sadece Kürtlerin hak ve özgürlükleri için değil, bütün ezilenlerin, emekçilerin hak ve özgürlükleri için mücadele ediyoruz. Mevcut anayasa sonuçta Türk bir anayasa, yani Türkiye'de yaşayan diğer halkları yok sayıyor. Sünni bir anayasa, inançları yok sayıyor. Erkek bir anayasa, kadınlar yok yani, cinsiyetçi bir şeyle. Militarist bir anayasa, yani darbeyle yapılmış bir anayasa. Bütün bunlara karşı olduğumuzu ifade ediyoruz ve bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Sonuçta bu mücadele zemini parlamenter zemin mi olur? Şimdilik orada yapmayı önemsiyoruz. Hani parlamentoda olmayı, halkımızın bize verdiği yetkiyi orada doğru kullanma, halkımız adına doğru kullanmayı önemsiyoruz. Ama bunun zemini kalmaz. BDP'yi parlamento dışına atar, AKP, CHP, MHP ittifakı parlamenter zemin dışına atarsa o zaman ona göre bir değerlendirme yaparız. Şimdi yani 1 Ekim'de ne olacak meselesini hani biz de bilemiyoruz. Tabii ki şöyle bir ön görüşmeyle işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye bir yol haritası yapmaktan ziyade duruma göre somut koşulların somut tahlili diye bir mesele var. Koşullara göre bir değerlendirme. Ama netice itibariyle parlamenter zeminde bu işi yürütmeyi önemsiyoruz. Şimdi burada çünkü şunu fark ediyoruz. Ankara değişmeden Türkiye'nin siyaseti değişmiyor yani. Hani Kürt sorununa dair Kürtlerin hak ve özgürlük talepleri ne Kürtler biliyor artık ama bir şekilde ikili iktidar olacaksa yani eğer biz demokratik Türkiye, özerk Kürdistan diye formüle ettiğimiz bir süreci birlikte yaşayacaksak o zaman Ankara'nın bu konuda ikna olması ve değişmesi gerekiyor. Yani Kürtler nasıl yaşayacağına karar verdiler. Bunu biz projeye dönüştürdüler. Biz şimdi Ankara'nın Kürtlerle ne yapacağına karar vermesi lazım. Nasıl yaşayacak Kürtlerle birlikte? Yani dolayısıyla bu mesele biraz zorlu bir mesele. O açıdan hani böyle duygusal davranıp işte bize de böyle baskı yapıyorlar. Zaten 5-6 yıldır sürekli baskıyla karşı karşıyayız. Yani sürekli saldırılar. Yani bu çok kolay değil. Onun psikolojik altyapısı yani her gün sokakta baskıyla, linçle karşılaşmak, işte her gün nefret söylemiyle şey yapmak ya da işte Kürt olduğun için aşağılanmak, Kürt olduğun için öldürülmek, tutuklanmak yani bunlar çok korkunç şeyler. Kürt olduğun için hatta mezarının bile hani da bile rahat yatamamak meselesi çok şey bir durum değil ama buna rağmen biz çok sorumsuz açıklamalar yapmıyoruz yani gerçekten demokratik bir Türkiye'nin yaratılması konusunda mücadeleyi yürüteceğiz. Ama dediğim gibi tek bizim de olacak bir şey değil. Eş başkanımız bir yerde ifade etmişti nerede inceyse orada kopsun. Sonuçta biz bu şeyi incelten ya da kopartan değil bu işin daha sağlamlaşması, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin değişmesi
konusunda mücadelemizi yürütüyoruz. Ama olmasa da Kürtler alternatifsiz değil. Yani ne olacak aman Ankara'da bu iş olmasa diye. Kaldı ki biz hep Ankara'da değildik yani parlamentoda değildik. Yani DEP deneyimini saymazsanız şurada 6 yıldır parlamentodayız. Ondan önce biz parlamentoda yoktuk. Ondan Türkiye'de diğer partiler şey dedi bu sorunu çözmediler. Demek ki mesele bizim, üstelik bizim parlamentoda olmamızın çok önemli kazanımları oldu. Hani hem Kürtlerin hak ve özgürlük taleplerinin Türkiye halkı tarafından anlaşılması meselesi açısından, hem bu işin barışın mümkün olduğunu göstermek açısından, hani bir arada yaşamak mümkün. Ama diyelim ki bu süreç böyle ilerlemezse ona göre diyelim ki oturup tabii ki değerlendireceğiz. Sonuçta blok vekilleriyle birlikte sadece BDP değil biliyorsunuz BDP aynı zamanda bir blok olarak seçime gidi. Bu süreçte nasıl bir yol haritası çıkaracağız kendimize oturup değerlendireceğiz. O yüzden hani bir takvim belirlemekten ziyade bizim yol haritamızda özgürlük var, eşitlik var. Halkların eşit ve özgürlüktaşlık temelinde bir arada yaşaması, inançların hani özgürlüğü meselesi var. Hani bu yol haritasını gerçekleştirmek için mekan önemli değil. İşte bugün parlamento, yarın sokaklar, olmadı cezaevi mücadele bizim açımızdan devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tuncel. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Sayın seyirciler bugün de bir Mercek Altı programının sonuna geldik. Mercek Altı'nın tekrarını akşam saat 20'de izleyebilirsiniz. Yarın saat 16'da başka bir konuyu Mercek Altı'na almak üzere. Bizle kalın, hoşça kalın.